Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde Excel tablolarında sorgulama yapmak için gerçekten kullanışlı bir araç olan dilimleyiciyi anlatmak istiyorum. Öncelikle internetten şöyle bir tablo buldum arkadaşlar. Bu tablo epey uzun olabilir. Sorun değil, şöyle böyle bir tablomuz olduğunu düşünelim. Normalde tablo üzerinde sorgulama yapmak için şöyle tablo başlığını seçip buradan filtreyi açıp filtreden sorgulama yapabiliyorsunuz. Şöyle tek tek örneğin Aysu Tekstil deyip Aysu Tekstil ekrana getirebilirsiniz. Bu şekilde çalışabiliyorsunuz. Bunun yerine arkadaşlar şöyle bir şey var arkadaşlar. Öncelikle şu filtreyi kaldırıyorum. Seçmeden de kaldırabilirsiniz. Direkt şu satırı tek hücreyi tek seçip buradan filtreyi kaldırabilirsiniz. Yapmanız gereken tablonuzu önce işaretliyorsunuz arkadaşlar. Tabloyu seçtikten sonra ekle menüsünden tablo diyorsunuz. Bunu bir tablo olduğunu gösteriyorsunuz. Tabloyu gösterdikten sonra arkadaşlar şurada dilimleyici ekle var arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Tasarım menüsünde de var. Ekle menüsünde de yine aynı şekilde burada dilimleyiciyi görebiliyorsunuz arkadaşlar. Dilimleyiciye tıkladığınız zaman neye göre, örneğin burada üretici firmaya göre ben bir dilimleyici eklemek istiyorum. Ayrıca neye göre gruplandırabiliriz? Şehirlere göre de yapabiliriz ama çok sayıda şehir olduğu için gerek yok. Sadece üretici firma için diyorum. Ve gördüğünüz gibi şöyle bir dilimleyicim geldi. Buradan dilimleyici tasarımları var, hazır. Buradan renklendirebilirsiniz. İstediğiniz şekilde ayarlayabilir. Şöyle boyutlandırabilirsiniz. Ve dilimleyiciniz hazır arkadaşlar. Artık Aysu tekstile tıkladığınız zaman, tabii bunu biraz yakınlaştırayım, daha rahat görmeniz için. Aysu tekstile tıklıyorum. Bakın Cem tekstil, Gizem tekstil, Güneş tekstil. Bu şekilde dilimleyiciyi tıklayarak rahat bir şekilde tablonuz üzerinde sorgulama yapabilir. Şuradaki çarpıya basarak da sorgulamadan çıkabilirsiniz. Aynı şekilde şunun üzerinde sağ tuşa bastığınız zaman şurada sağ tuşa bastığınız zaman dilimleyici ayarları var arkadaşlar. Dilimleyici ayarlarında şöyle bir şey daha var. Veri içermeyen öğeleri gizle diyebilirsiniz. Başka ne yapabilirsiniz burada? Başka da bir şey yok bu şekilde. Dilimleyiciyi ekleyebiliyoruz. Onun dışında eğer başka bir, mesela şehre göre de, bu şuradaki bölgeye göre de dilimleyici eklemek istiyorsanız yine ekle menüsünden dilimleyiciye gelip buradan bölgeyi seçebilirsiniz. Gördüğünüz gibi tüm bölgeleri içeren bir şehirlerimiz geldi. Örneğin Ankara. Ankara'da sadece güneş ticaret var gördüğünüz gibi. Ya da Bursa, İstanbul. İstanbul'da Gizem Tekstil diyebilirsiniz. Veya Güneş Tekstil diyebilirsiniz. Bu şekilde dilimleyici kullanır. Örneğin önce mesela ne var en çok? Adana var mı? Evet, Adana'da Cem Tekstil diyebilirsiniz. Veya Gizem Tekstil veya Güneş Tekstil Adana bölgesindekini bu şekilde kolay sorgulatabilirsiniz. Tabii bu şeyden daha kullanışlı arkadaşlar. Şuradaki filtreden daha kullanışlı. Burada filtreyi mesela burada filtreden daha pratik kullanıma sahip diyebiliriz. Dilimleyici bu şekilde kullanabilirsiniz. Evet, bu dersimiz bu kadar. Umarım faydalı olmuştur. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize iyi geceler diliyorum.